Herkese merhaba arkadaşlar. 29 Eylül Çarşamba Diyarbakır programıyla bir aradayız. Diyarbakır'da 7 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. İkinci koşuyla beraber saat 7'de de Diyarbakır'ın 6'sı başlamış olacak. Ben de yine program yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Ki yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Diyarbakır için değerlendirmeye çalışalım. Diyarbakır programı akşam koşacak. Arkadaşlar dediğim gibi saat 7'de 6'sı başlıyor. Gündüz programında ise İstanbul var. Ben yine İstanbul'a ilgili yorumlarımı da bir önceki videoda paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani akşam programında Diyarbakır, gündüz ise İstanbul koşacak. Diyarbakır'ın da 6'lısı ikinci koşuyla beraber arkadaşlar saat 7'de başlamış olacak ki handikap 13 bir koşuyla başlıyor. 3 yaşlı Araplar izleyeceğiz 1200 metre mesafe kum yarışında. Açıkçası gün ilk ayağının günün en zor ayaklarından biri olduğunu düşünüyorum ki 12 tane safkanı start alacağı bu koşu için hangi safkan kazansa benim için çok da şaşırtıcı olmaz. Yine çok yakın kalitede safkanların bir araya geldiği bir grup var. Ee, özellikle tabii ben birkaç safkan ön planı çıkaracağım. Bunlardan da özellikle 5 numaralı Tekin Alpin'den iyi bir koşu bekliyorum. İyi bir safkan. E, bu böyle bir grupta ön plana çıkması gerektiği düşünüyorum. Son start oldukça başarılıydı. Yine yeteneğine çok inandığım 6 numaralı Yılma Baba. E, bir Şipşekoğlu temsilcisi olan safkan İsa Katar idaresinde bence kesinlikle değerlendirilmeli. 8 numaralı Botanik'ten yine iyi bir koşu gelecektir. 10 numaralı Eylül Hanım özellikle bu safkanın son startı çok etkileyiciydi gerçekten. E, çok etkin, çok kaliteli bir koşu çıkardı. E, aynı yarışın tekrarlarsa bence bu gruba çok da kolay hakim olabilir. Dediğim gibi son yarış çok kaliteli bir safkandı. E, yine etkin bir yarış yapacaktır. Ben çok yine ihmal edilmemesi gerektiği düşünüyorum. Yani 5, 6, 8 ve 10 numaralı safkanlara biraz daha öncelik tanıyabiliriz günün ilk ayağında. Ama dengeli bir koşu arkadaşlar. Bütçe dahilinde muhakkak. Fazla safkana şans vereceğimiz ayaklardan biri olsun günü ilk ayağı. Gün ikinci ayağına geldiğimizde ise kısa vadi 7 bir koşu koşacak ki 4 yaşlı Araplar 1700 metre mesafe kum yarışında bir araya geliyor. 10 tane safkanın start alacağı bu koşu için ben özellikle 4 numaralı Kul Dostu ve 5 numaralı Aktaş hattan iyi koşu bekliyorum. Yani 4 ve 5 numaralı safkanlar günün ikinci anda ben bende biraz daha öncelikli olacak. E, Kul zaten son startı oldukça başarılıydı Bekir Bektaş ile beraber iyi koşacaktır. Aktaş Hattı yine öyle. Özellikle bu tarz uzayan mesafelerde iyi yarışlar çıkartıyor safkan. Ben yine etkin bir yarış yapmasını bekliyorum. Tabi özellikle Kazber temsilcileri var, güçlü rakipleri var. E, Kazber'lerin e, yarışları çok e, son yarışları vasat ama yine Yine de bu tarz gruplar her zaman kullanılması gereken bir pedigri. Ama tabii 4 ve 5 numaralı safkan dediğim gibi özellikle ön planda gözüküyor. Bu iki safkana muhakkak şans verelim. Daha sonrasında yine yeriniz varsa 1 numaralı hedefi gör. 2 numaralı aldırmaz veya 3 numaralı kıratın gibi safkanlar daha geniş kuponlarda değerlendirilebilir konumda gözüküyor. Ama dediğim gibi ben mesafeden dolayı 4 ve 5 numaralı safkanlara biraz daha öncelik tanıyacağım. Günün 3. ana geldiğimizde ise şart 3'te koşacak dişiler asılacak olacak bir koşu var. 3 yaşlı İngilizleri 1700 metre mesafe. Kum yarışında izlettirecek bize. 16 tane Safgan'ı start alacağı bu koşu için ben son startını çok beğendim. Kalitesinde bu gruptan fazla olduğuna inandığım 3 numara Magich Marr'ın ben bu grubu geçmesini bekliyorum. İsa Katayidars'a katılacağı bu koşu için son yarışındaki performansının bu gruptan çok fazla olduğunu, kaliteli safkanın kendini bulduğunu düşünüyorum. Etkin bir yarış yapacaktır ve grubu yine geçecektir. Ben günün 3. yanda arkadaşlar 3 numaralı Magich Marr'ın dediğim gibi kuponlara risk edilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Bu safkan bu grubu geçecek gibi gözüküyor. Günün dördüncü ana geldiğimizde ise Handikabı 15 bir koşu var ki 4 ve yukarı Araplar 1800 metre mesafe kum yarışında yine bir arada izleyeceğiz. Yine 11 tane safkanı start alacağı bir koşu olacak günün arkadaşlar. E, üç, dördüncü aya yine dengeli bir koşu. E, Birçok Kaysbert temsilinin bir arada olduğunu da görüyoruz. Özellikle ben ilk 100 safkan yani bir numara makro köyün ben Kaysbert temsil olan bu safkandan iyi bir koşu bekliyorum. Yine ayda arası en az ekürüsü kadar şanslı gördüğüm 4 numaralı Çelik Mavi ile beraber kesinlikle şans verilmeli ve son olarak da 3 numaralı atom saçan yine İsa ile beraber iyi bir koşu yapmaya aday gözüküyor. Yani 1, 2 ve 3 numaralı safkanlar dediğim gibi grupta oldukça öncelikli bu üç safkana kuponlarda muhakkak şans vermeye çalışalım. Bu üç safkandan dediğim gibi etkin Güzel bir koşu bekliyorum arkadaşlar günün dördüncü ayağında. Günün beşinci ayağına geldiğimizde ise Made in bir koşu koşacak. iki yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe kum yarışında izleyeceğimiz bu koşuda ise 12 tane safkanı bir arada izleyeceğiz. Günün bu içinde yine ben özellikle burada birkaç tane safkanı ön plana çıkaracağım. Bunlardan ilki arkadaşlar 10 numaralı yetim oğlu. İsa Katay İdaresi start alan Safkan ilk çıkarttı. İlk yarışındaki ikinciliği oldukça başarılıydı. Safkan'ın çok kaliteli güzel aksiyonlarla yarışını izledik. Ben Safkan'dan yine iyi bir koşu bekliyorum. 10 numaralı safkan bence kuponlarda muhakkak şans verilmeli. Bu safkanın kötü koşması durumunda ben diğer safkanların devreye gireceğini bunlardan da yine 5 numaralı Büyük Alan Bey ve yine 7 numaralı Miran Bey'den etkin güzel bir koşu gelecektir. Yani günün bu ayağında 5. ayağında arkadaşlar 10 numaralı safkan bende çok öncelikli olacak. Daha sonrasında ise 5 ve 7 numaralı safkanlar yine günün arkadaşlar 5. anda değerlendirilebilir konumda olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar günün son ayağına geldiğimizde ise şartlı 5'te bir koşu var. 3 ve yukarı İngilizleri 1200 metre mesafe kum yarışında izleyeceğimiz bu koşu için ise yine burada 16 tane safkanı bir arada izleyeceğiz arkadaşlar. Günün bayağı için ben yine 14 numara Efar iyi bir koşu bekliyorum. Bir de temsisi olan safkanın ben son iki yarışının bu grup için yeterli olacağını düşünüyorum. Safkan oldukça formda bir dönemini yaşıyor iyi koşacaktır. Kazanma şansının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Rakip anesinde ise 7 numaralı West Grove yine iyi bir safgan. Mehmet Emin Doğan idaresinde katılacağı bu koşu için kesinlikle ihmal edilmemeli iyi koşacaktır. Yine yeri olanlar için 2 numaralı A da yine İsa ile beraber değerlendirilebilir konumda gözüküyor günün son ayağında. Günün son ayağı için özellikle 14 numaralı safgandan iyi bir koşu. Rakip anesinde ise arkadaşlar 7 ve 2 numaralı safkanların iyi koşacağını düşünüyorum. Bu safkanları dediğim gibi biraz daha öncelik tanıyalım. Günün son için. Arkadaşlar benim Diyarbakır programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsa yine takip ettiğiniz hatlara da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden arkadaşlar yarın için herkese bol şans diliyorum.